Merhaba arkadaşlar, çok mutlu olacağınızı umduğum çok güzel haberlerle dolu bir video ile geldik. Bildiğiniz gibi uzun süredir ekran kartı stok ve fiyat sorunuyla ilgili aylık ya da 2 aylık bilgilendirme videoları yapmaktayız. Ve ekran kartı piyasasındaki son durumu sizlere aktarmaktayız. Videolarımızı sürekli takip eden arkadaşlar biliyorlar. 2022 yılına girmeye yakın tarihte yaptığımız videolarımızda ekran kartı stok sorununun bu alanda yapılan yatırımlarla yakın zamanda oldukça azalmaya başlayacağını ve fiyatlarının bir düşüş içerisine gireceğini söylemiştik. Bunu 6 ay içinde görmeye başlayacağımızdan ve bu sürecin tamamen normale dönmesinin de 2 sene gibi bir zaman alabileceğinden bahsetmiştik. Son videolarımızda da fiyat düşüşlerini görmeye başladığımızı resmi eBay satış fiyatlarını sizlere tablo şeklinde göstererek durumu daha net şekilde anlatmıştık. Şimdi öncelikle şu müjdeyle başlayalım. Ekran kartı stok sorunu artık neredeyse kalmadı. Tamamen bitti demeye çok yakın durumdayız. Elinde ekran kartı olmayan perakendeci yok dersek sanırım en doğrusunu söylemiş oluruz. Ve bununla birlikte ekran kartı fiyatları da küresel çip krizi yaşanmaya başladığından beri bugün en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Şimdi tablo üzerinden durumu daha net şekilde anlatacağız ve video sonunda söyleyeceğim çok önemli şeyler olacak. Video sonunda da durumu genel olarak değerlendireceğiz. 3dcenter.org'un hazırladığı çok güzel bir tablo var. Ben bu tabloyu Türkçeleştirdim. Konunun daha iyi anlaşılmasını istedim. Çünkü bu tablo durumu tamamen gözler önüne sermekte. Önce tabloyu açıklayalım. AMD RX 6000 ve Nvidia RTX 3000 ekran kartlarının 2021 ve 2022 yılında perakende fiyat eğilimini gördüğümüz bir tablo kendisi. Ve Amerika'da kartların tavsiye edilen satış fiyatına göre belirlenen büyük Alman perakendecilerle ilgili en düşük fiyatların ortalamasını yansıtmakta. Tabloda gördüğünüz sarı çizgi dolar cinsinden Ethereum'un fiyat ortalaması, mor kesik çizgi tüm kartların ortalaması ve kartlara erişim düzeyini yansıtan çizgi ve kırmızı ile yeşil çizgilerse kartların tavsiye edilen satış fiyatına göre yüzde kaç daha pahalıya satıldığını gösteren çizgiler. Şimdi tablo üzerinden değerlere bakalım ve duruma iyice bir odaklanalım. 2021 yılının başında MSRP'nin %42 ve %34 fazlasına satılan ekran kartları Şubat bitiminde Nvidia tarafında %84 ve AMD tarafında %65 daha fazla fiyatla satılmaya başlamış. Buna bağlı olarak Ethereum'un fiyatı neredeyse en dipteyken kartların erişim düzeyi de yine oldukça düşük durumdaymış. Sonrasında bela iyice kendini göstermeye başlamış. Nvidia kartlar bir ay içerisinde tavsiye edilen satış fiyatından %131 fazlasına satılmaya başlamış ve AMD kartlarda %88 fazla fiyatla satışa fırlamış. Bu durum Nisan ortası ve Mayıs başında AMD kartların tarih boyunca gördüğü en yüksek fiyatlara gelmiş. Tavsiye edilen satış fiyatları AMD tarafında ortalamada %116'ya kadar çıkmış ve gördüğü en yüksek ortalama bu tarihte gerçekleşmiş. Nvidia'da AMD'den geri kalmamış, %147 fazla fiyatla satılmış. Ama bu fiyatlarda Nvidia'nın tepe noktası olmamış. Mayıs 16'da tarihin gelmiş geçmiş en pahalı ekran kartı dönemi yaşanmış. Nvidia ekran kartları tavsiye edilen satış fiyatından %218'lik bir uzaklığa yükselmiş ortalamada. Gerçekten o Mayıs ayı inanılır gibi değildi. Bulunabilen ekran kartlarının fiyatları fahiş noktadaydı ve ikinci elde saçma sapan ekran kartlarını satarak millet yolunu bulmuştu. Bununla birlikte Ethereum fiyat eğrisini de görmektesiniz. O da kartlarla birlikte yükselişe geçmiş ve kartların erişimi de büyük düşüş göstermiş. Neyse ki Mayıs ayı bitmeden Nvidia ekran kartlarının fiyat balonu sönmeye başlamış ve %146'lık bir orana düşmüş. AMD kartların fiyat ortalaması da %81'e gerilemiş. Haziran ayında AMD sabit kalırken Nvidia tavsiye edilen satış fiyatında AMD'ye oldukça yaklaşmaya başlamış ve ikisi birden Temmuz ayında %57 ve %55 seviyelerine düşmüşler. Fiyat düşüşleriyle birlikte Ethereum eğrisi de aşağı doğru inmeye başlamış ve kartların erişim düzeyinde bir artış gerçekleşmiş. Temmuz ayından Aralık ayına kadar geçen dönemde kartlar %30 civarı daha fiyat artışı görmüşler ve Ethereum fiyat eğrisi zirveye ulaşmış. Ve dikkat ettiğiniz gibi kartların erişim seviyesi de artan bir yükseliş içine girmeye başlamış. Aralık ayında da dediğimiz gibi kartların fiyatları günümüze kadar bir düşüş eğrisine girmişler ve Nvidia kartlar Ocak ayından günümüze kadar %66 oranında bir fiyat düşüşü yaşamış. Ortalamada tavsiye edilen satış fiyatının %19 üstüne kadar gerilemiş. AMD kartlarda yine Nvidia kartlar gibi
%66 oranında düşüş yaşamışlar ve ortalama daha tavsiye edilen satış fiyatlarının %12 fazlasına kadar düşüşe girmiş durumdalar. Dediğimiz gibi şu an küresel kriz başladığından beri tavsiye edilen satış fiyatlarının en düşük seviyelerinde yüzdeler görmekteyiz. Ve stok sorunu artık neredeyse tamamen yok olmak üzere, hatta bitti bile diyebilmekteyiz. Her şey söylediğimiz gibi olmaya başladı. Yalnız önemli bir noktayı kaçırmayın. Bunu kaçıran çok arkadaş var. Bu gördüğünüz tablo dünya genelindeki ekran kartı fiyatlandırmasının gidişatı ile ilgili resmi satış fiyatlarını yansıtan tablo. Durumu ülkemizdeki kur ve enflasyon sorunuyla ilişkilendiren arkadaşlar var. Şimdi o çok başka bir konu arkadaşlar. Bunu daha önceki videomuzda da söylemiştim. Bizim konumuz olmayan çok başka bir konu kendisi, ama sadece şunu söyleyebilirim. Eğer bu fiyatlar dünya genelinde düşmeseydi, yine saçma bir artış içerisinde olsaydı, bugün ülkemizdeki şikayet edilen ekran kartı fiyatlarını mumla arıyor olabilirdik. Mesela Nvidia ekran kartları yine %218 gibi fiyat ortalamasıyla satılmış olsaydı, bize yansıması çok daha kötü olurdu. O yüzden bizim ülkemizdeki farklı ekonomik sorunlar bu videoda verilen dünya genelindeki bilgilerle alakalı değil. Bunun bir kez daha altını çizmiş olalım. Aralık ayından beri istikrarlı düşüş devam ediyor ve eğer hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşanmazsa düşmeye de devam edecek. Nvidia geçtiğimiz günlerde RTX 3000 GPU'larda bazı büyük indirimlerle yeniden stoklandı ve yeniden yüklendi kampanyasını duyurdu. Intel'in masaüstü ARC ekran kartları çok kısa sürede raflarda olacak. Geçen videoda dediğimiz gibi RTX 4000 serisi ve RDNA 3 de birkaç ay içerisinde çıkış yapacak. Ve ekran kartı piyasası da tabii ki daha ilginç bir hal alacak. Bu ilginçliği fiyat düşüşü olarak da algılayabilirsiniz tabii ki. Tek sorun Ethereum. Eğer yine kartların fiyatları bir nebze yükseltecek gelişmeler yaşansa bile Ethereum'da, yine arz sorunu artık neredeyse bitme aşamasına geldiğinden dolayı bu artışlar geçici bir süre olacaktır ve fiyatlar eskisi gibi devasa boyutlara ulaşmayacaktır. Benim kişisel görüşüm bu yönde, ama tabii ki hiçbirimiz kahin değiliz. Öngördüğümüz ve aldığımız bilgiler eşliğinde sizleri de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umarım herkes istediği ekran kartına en kısa sürede kavuşur ve geçtiğimiz 2 senelik zaman dilimini bir daha hatırlamak bile istemeyiz. Videoyu beğenip abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.